Selamlar. Kanalda da daha önce bahsetmiştim. Bir Egere videosu çekeceğimle alakalı. Size de biraz faydalı olsun diye. Öncelikle Egere nedir? Ne gibi bir problem çıkartabilir? Nasıl çalışır? Benzinde, dizelde durum nedir? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Şimdi Egere aslında azot oksit emisyonunu azaltmak için kullanılan bir emisyon cihazı diyelim. Biliyorsunuz motorda iki tane ayrı emisyon var. Biri karbon emisyonu, aslında üç ayrı emisyon olarak değerlendirebiliyoruz. Biri karbon emisyonu, biri azot oksit emisyonu, diğeri de partikül emisyonu olarak. Şimdi azot oksit emisyonu neyden ötürü oluşur? Şimdi motorun içerisinde aldığımız havada azot ve oksijen zaten halihazırda var. Bu iki gazı yüksek sıcaklıkta bir araya getirdiğiniz zaman zaten azot oksit, yani farklı azot oksit bileşikleri oluşuyor. NO, NO2 falan gibisinden. O yüzden genelde NOx şeklinde bir tanımlama yapılıyor. Bu gaz aslında asit yağmurlarına sebebiyet veriyor. Bu böyle şehirlerin üzerinde turuncumsu böyle bir hava katmanı olur. Bazı böyle sanayi şehirlerinde özellikle. O katman aslında azot oksit katmanı. Yani nispeten böyle turuncumsu kahverengimsi bir rengi oluyor onun. Neyse, dediğim gibi motorda yüksek sıcaklık ve havanın bir araya gelmesinden ötürü oluşuyor. Şimdi tabii biz artık gelişen teknoloji işte 1.6 hacimden 120 beygir, işte 2.0 hacimden 180-190 beygir, işte büyük turbo, çift turbo falan, yani motordaki güç çıktısını hacme göre güç çıktısını arttırıyoruz. Tabii bunun da bir dezavantajı olacak. Sıcaklık, içerideki sıcaklık yükseldikçe aslında paralelde azot oksit emisyonları da yükseliyor. Özellikle dizelde daimi olarak içeride hava, egzozda özellikle taze hava var. Çünkü dizel en iyi ihtimalle ideal karışımda çalışan bir motor diyelim. İdeal karışımda çalışmayı da çok sevmiyor bu arada. Yoğun duman görülebiliyor motor çıkışında en azından. Genellikle fakir karışımda, yani havaca fazla olan durumda çalışır dizel motor. Özellikle şehir içindeki veya günlük kullanımda, yani tam yük olmayan yerlerde. Bu da fazla hava fazlalık katsayısının yüksek olmasını, yani egzozda bildiğiniz taze hava var, yanmaya katılmamış hava var. Bu hava yüksek sıcaklıkla bir araya geldiği zaman azot oksit emisyonu oluşuyor. Bunu da önlemek için işte Egere'yi kullanıyoruz. Egere'nin mantığı ne? Aslında çıkan egzoz gazını tekrar çevirip yanmaya tekrar sevk ediyoruz. Neden? Çünkü azot çıkan egzoz gazı yanmaya katılmış bir gaz ve siz onu tekrar içeri aldığınız zaman aslında yanmaya katılmamasını sağlıyorsunuz bir daha. Ve şöyle söyleyeyim, efektif olarak örneğin sizin işte 1600 cc hacminde bir motorunuz var. Aslında o hacmin yani biraz afaki konuşayım, işte 300 cc'si egzoz gazı oluyor, 1300 cc'si taze hava oluyor. Yani aslında siz motorun hacmini 1-3'e düşürmüşsünüz gibi bir durum oluşuyor. Ve aynı zamanda içeride 1.6 hacminde bir hava var. Bu 1.6 hacmindeki hava 1.3 hacminden çıkarttığınız ısıyı absorbe ediyor. Yanma sıcaklıklarınız düşüyor. Dolayısıyla bir de içerideki oksijen miktarını da azaltmış oluyorsunuz egzoz gazını sokarak içeriye. Dolayısıyla tabii ki azot oksit emisyonunuz düşüyor. Tabii bunun karşılığında biraz karbon emisyonunuz yükseliyor yanmayı bozduğunuz için, ama biri çok fazla miktarda bir düşüş sağladığı için o dengeyi bir şekilde kurabiliyoruz. Şimdi tabii bunun etkisi şu: mesela dizelde motor yükünü ve motor gücünü sadece yakıtla ayarlıyoruz. Yani havayı siz kontrol etmiyorsunuz. Turbo şarj ayrı bir durum. Yani baz mantık olarak konuşuyorum. Dizelde havayı siz kontrol etmiyorsunuz aslında. Siz püskürttüğünüz yakıtın miktarıyla gücü kontrol ediyorsunuz. Benzinde aslında tam tersi. Siz önce gaz kelebeğiyle havayı kontrol ediyorsunuz. O içeri aldığınız hava miktarına orantılı olarak benzin yakıyorsunuz. Benzinli motorun öyle bir, benzinle dizelin öyle bir farkı var. Şimdi bu sebeple
Dizel motor gaz kelebeği genelde olmadan çalışıyor. Benzinliğe göre işte şehir içi biraz daha tüketim avantajı sağlamasının elde etmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Şimdi peki dizelde Ege'de bu kadar kritik, benzinde niye bu kadar kritik değil? Birincisi dizel kadar kurumlu yanmıyor. Birazdan bahsedeceğiz neden böyle söylediğimizi. İkincisi benzinli de EGR ihtiyacı daha düşük. Çünkü bir kere içeride artık oksijen yok. Yani yanmaya katılmayan oksijen neredeyse yok gibi bir şey benzinli motorda. Bir de bildiğiniz böyle bir tane taş var benzinli motorun egzozunda. Bildiğiniz taş gibi bir malzeme. Three-way katalist deniyorlar ona ya da katalit konvertör. Bu taş belli bir sıcaklığa ulaştığı zaman içinden geçen azot oksit emisyonunu %90 üzerine bir verimle bertaraf ediyor. Yani zaten az olan azot oksit emisyonunuzu bu şekilde iyice elimine etmiş oluyorsunuz. Tabii bunu yapabiliyorsunuz. Niye yapabiliyorsunuz? Çünkü benzinli ideal karışım civarında çalışıyor yakıtça. Bu three-way katalist dediğimiz parça fakir karışımda çalışamıyor. O yüzden dizel motorda bunu kullanamıyoruz. Şimdi bu başımıza neler açıyor? Birazdan anlatacağız. Şimdi bu içeriye aldığımız havayı tabii EGR ile biz aslında motorun gücünü düşürüyoruz. Yani egzoz gazını içeri beslediğimiz zaman motorun gücü bir nebze düşüyor. Sıcaklığı da düşüyor. Tabii siz onu kullanırken hissetmiyorsunuz. Siz gene az çok ne kadar tork, ne kadar güç istiyorsanız elektronik kontrol ünitesi ona göre bir noktada çalıştırıyor motoru. Ama az önce bahsettiğim gibi çalışıyor EGR'nin mantığı. Tabii bu egzoz gazının kurumu bir valve aracılığıyla tekrar emmeye sevk ediliyor. Emmeye sevk edilirken tabii soğutuluyor yeni model araçlarda. Şimdi bu kurumlu gaz emme manifolduna verildiği zaman aslında kurum tek başına çok böyle çok sıkıntılı bir olay değil. Yani çünkü yüzeye tutunmakta biraz zorluk çeker. Yani sadece kurum olsa işin içinde manifoldun ya da portun, emme portlarının yüzeyini tutunmakta zorluk çeker. Ama başka bir problem daha var. Yağ buharı. PCV dediğimiz karter havalandırma. İçerideki yağ buharını biz emme manifolduna sevk ediyoruz. İçeride basınç birikmesini önlemek için. Tabii başka sistemler de var ama basitçe emme manifolduna sevk ediyoruz. Bu yağ buharı soğuk emme manifoldunla karşılaştığı zaman yoğuşuyor ve böyle yüzeyde yağlı bir tabaka oluşturuyor. İşte bu tabakaya kurum çok kolay tutunabiliyor. Ve böyle tuhaf böyle bir cake layer gibi böyle bildiğiniz böyle kek gibi katı bir şey oluşuyor. Parçacık oluşuyor, katı bir yüzey oluşuyor ve o böyle biriktikçe birikiyor, biriyor, birikiyor. İnanamazsınız içeride ne kadar kurum biriktiğini 250 bin kilometrenin üzerindeki dizel motorlarda. Emme manifoldunun yani çok büyük bir kısmı kapanabiliyor. Öyle söyleyeyim. Hatta bunu temizleyince çekiş bayağı fark ediyor. Şimdi dediğim gibi hem karter gazları hem yani karterden gelen yağ buharı hem egzoz gazı birleştiği zaman böyle bir durum söz konusu. Gene benzer şekilde egzoz gazını şimdi biz yanma sıcaklığını düşürmeye çalıştığımız için sıcak egzoz gazını da soğutmak istiyoruz daha ziyade. Bir de performans da çok fazla törpülemesin diye. Bu sebeple bir de bir EGR'de genelde yeni model araçlarda soğutucu uygulaması var. O da biraz riskli olabiliyor. Bazı modellerde o soğutucu patlarsa başınıza iş alıyorsunuz. Çünkü o su emme manifolduna girer. Emme manifolduna girdiği zaman oradan silindirlere girer ve su sıkıştırılamayan bir akışkan olduğu için sıkıştırma zamanında suyu sıkıştırmaya kalktığınız zaman sıkıştıramadığınız için bir yer kolu eğilir ve motor ondan sonra kol çıkartır. EGR soğutucunun hepsinde böyle bir şey var diyemiyorum ama bu bir ihtimal olarak EGR soğutucularda mevcut. Tabii mesela EGR'siz olabilir miydi? Yani şart mıydı
NOx'i düşürmek için neye gerek? Tabii farklı yöntemler de var. Mesela dizellerde tabii çok daha yoğun kullanımı olduğu için genelde valfle gazı geri çevirme üzerine kurulu oluyor. Ama benzinlilerde internal EGR dediğimiz, yani içeride çalışan bir mekanizma, yani nasıl siz aslında sübap zamanlamasıyla egzoz sübabının açılma kapanma zamanını öyle bir ayarlıyorsunuz ki egzoz gazını dışarı atmıyorsunuz. O gaz silindirlerden zaten hiç çıkmadığı için bir nevi siz EGR yapmış oluyorsunuz. İçeride egzoz gazı kalıyor. Yeni gelen taze havayla karışıyor. Ve böylece bir EGR sistematiği oluşturmuş oluyorsunuz. Tabii bu da bir ihtimal. Yani ekstradan bir valve çevirmek zorunda kalmadan. Bir de SCR dediğimiz ünite de düşürüyor sıcaklıkları. Bu EGR işi biraz problemli bir konu. Benzinli motorda aslında verimi yükseltiyor bir nebze. Çünkü ne dedik? Benzinli havayı kontrol eder dedik. Gaz kelebeğiyle siz sürekli özellikle şehir içinde ve çok düşük yüklerde, yani böyle dur kalk trafikte falan giderken ya da otobanda çok düşük yüklerde seyrederken gaz kelebeğini aslında siz böyle bayağı kısıyorsunuz. Yani çok dar bir kanaldan hava geçmesine neden oluyorsunuz. Bu da pompalama işini arttırıyor. Motor zorlanıyor o boşluktan hava çekebilmek için. Şimdi EGR'yi açtığınız zaman siz bir kısmını egzoz gazını geri sevk ettiğiniz için motora, motor tabii yani gazı daha fazla açabiliyorsunuz. Çünkü aslında siz bir nevi motoru boğmuş oluyorsunuz. Gücü düştüğü için gaza biraz daha basmanız gerekiyor. Bu da pompalama kayıplarınızı azaltıyor. O yüzden biraz bir verim artışı var ama tabii orada biraz iş biraz karışık. Yanması gazları sıcak olarak giriyor. Motorun çalışma parametrelerine etkisi, yani yüksek lisans tezi olarak merak eden arkadaşlar varsa mesela bu konuyu çalışabilirler. Çalışan bir sürü vardır hoş ama inceleyebilirsiniz yani. Neyse konumuza dönelim. Benzinlerde dediğim gibi verim arttırabiliyor bu EGR işi. Ama dizellerde problem, özellikle kurum problemi de var. Motorun zaten yanmasını bir kere bozuyorsunuz. Ha, bu EGR işine biraz mecburuz aslında. Değiliz de mecburuz diyelim. Genelde işte regülasyonlarda adamlar diyor ki ya siz egzoz gazının işte azot oksit miktarını buraya kadar indireceksiniz. Nasıl yaptım beni ilgilendirmez mantığı var genel olarak. O mantıkta tabii yapılabilen en kolay, müşterinin en, yani ne bileyim, AdBlue'da bile gidip bir arada bir AdBlue sıvısı doldurman gerekiyor vesaire. En basit, müşteriyi en uğraştırmayacak yoldan. Bir de çoğu zaten garanti süresinden sonra sıkıntı çıkarttığı için çok problem de değil. EGR'e devam ediliyor işte. Böyle bir durum var maalesef. Şimdi genelde yani iptali de yapılıyor. Şimdi bana sorsanız iptalini yapalım mı diye, ben size iptalini yapın diyemem. Çünkü siz o EGR'i iptal ettiğiniz zaman egzozdan çıkan azot oksit emisyonu sizin, benim, hepimizin atmosferini zedeliyor. Ha, EGR'de bir problem varsa hani temizleyerek kurtarılabiliyor. Soğutucular biraz daha farklı bir konu. Ha tabii kullanıcıların çok büyük kısmının o EGR'nin maliyetini karşılamayacağını da biliyorum. Maalesef. Keşke bunun yarısı kadar bunu bu regülasyonu yazanlar ya da bununla ilgili çalışan OEM'de ki karar vericiler bunu düşünüyor olsaydı, o da ayrı bir konu ama yani yapacak bir şey yok. Hani ben size iptal edin diyemem ama malzeme de belli yani. Bir şey demedim, anladınız siz onu. Genel olarak EGR'nin çalışma mantığı ve problemleri bunlar. Peki EGR motora bir zarar verir mi? Ya çok girift bir konu. EGR'yi açtığınız zaman işte kurum birikiyor. O kurum yani böyle kesin zarar verir diyemiyorum ama ihtimali var. İşte o kurum sıvapların arasında kalabilir, aşağı inebilir diyeceğim. Normal EGR'den çekilen kurum, yani yanma gazıyla beraber içeri giren kurum motora aslında çok zarar vermez. Çünkü çok küçük parçacıklardan bahsediyoruz bu şeyde.
Ama tabii içeride biriken, deyim yerinde ise taşlaşan kurumlar biraz daha farklı bir boyut. Onun zarar verme riski var. Tabii temizlenmezse ya da içerisi çok kirli olursa. Genelde çok problem yaşarsanız mesela PCV yerine oil catch can dediğimiz üniteden tavsiye ederim. Hani kim ne kadar uğraşır o ayrı konu. Ama yani ben işte yeni bir aracım var, çok uzun vade kullanacağım falan diyorsanız yapabilirsiniz. Çünkü Egire'nin dediğim gibi asıl problemi kurumla yağın, yoğuşan yağın birleşmesi ağırlıklı olarak problem oluyor. Benzinde zaten hiçbir problem yok. Yani EGR'den kaynaklı çok bir sıkıntı yaşanmaz. Çok eski Opel'ler hariç onlar bir tuhaflardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi videolar gelecek. Görüşmek üzere.